Merhaba arkadaşlar, Üsküp Eğitim Kurumları'nın yapmış olduğu KDS 7 Türkçe soru çözümüne hoş geldiniz. Bu cümlelerde boş bırakan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilemez? Özellikle başlıca, böylece, fakat, ablama bir buket çiçek getirmiş nokta nokta gönlünü almıştım. Nokta nokta yaz aylarında tarladaki işlerimiz her zamankinden fazla olur. Makaleyi bitirmişti nokta nokta üzerine bazı düzeltmeler yapması gerekiyordu. Özellikle kısmı arkadaşlar ikincisine denk geliyor. Şuraya arkadaşlar, buradaki önem belirten cümle olarak karşımıza çıkıyor. Fakat kelimesi arkadaşlar buraya denk gelecek, düşüncenin yönünü değiştiren olarak karşımıza çıkıyor. Böylece arkadaşlar gönlünü almıştım da şu tarafa denk geliyor. Doğru cevabımız Bursa seçeneği olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. İkinci sorumuza devam edelim. Aşağıdaki cümlenin hangisine deyim açıklamasıyla birlikte kullanılmamıştır? A. İşler o kadar karıştı ki elimiz kolumuz bağlandı. Hiçbir şey yapamıyoruz. Buradaki engel çıkması anlamında kullanılmıştır. Doğru arkadaşlar. Buralarda değişen pek bir şey yok. Köy aynı, insanlar aynı. Eski hamam, eski tas. Burası da doğru. Aldığı maaşı düşüncesizce harcıyor. Har vurup harman savuruyordu. Burası da doğru. Bu cevabımız Denizli seçeneğidir arkadaşlar. Üçüncü sorumuza devam edelim. Bu cümlenin hangilerinde aynı tür ögelerin altı çizilmiştir? Eskiden gaz lambasının ışığında yapardık ödevlerimizi kardeşimle yapardık yüklem. Ne zaman? Eskiden. Zarf tümleci arkadaşlar. Okul müdürü toplantı tutanaklarını yarın sabah benden isteyecekmiş. İsteyecekmiş yüklem. Kimden isteyecekmiş? Benden. Yer tamlayıcısı arkadaşlar. Bilim adamı bazı yeni buluşlardan söz etti. Gazetecilere konferansta söz etti yüklem. Neyden söz etti? Bazı yeni buluşlardan. Yer tamlayıcısı. Doğru cevabımız arkadaşlar zaten çıktı. Buna da bakalım. Tören hazırlıklarını gözden geçirdikten sonra davetli listesini inceledi. Neyi inceledi? Davetli listesini. Nesne oldu arkadaşlar. Doğru cevabımız Bursa seçeneği oldu. Diğer sorumuza devam edelim. Metni anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Açıklama arkadaşlar bir konu hakkında bilgi verme, betimleme ise arkadaşlar bir düşünceyi arkadaşlar zihinde tablolaştırma olarak karşımıza çıkıyor. Tasvir etmedir. Öyküleme ise arkadaşlar olay yazısı. Tartışma ise bir konu hakkında düşüncelerini ortaya çıkartmaktır. Metnimize bakalım. Bir kitabı okumaya, kitap üzerine yazılmış eleştiri okuduktan sonra başlamak gerekir gibi yaygın bir kanaat var. Bu görüşün savunucuları son dönemde hiç de az değil. Bu doğru bir görüş olabilir mi? Bence olamaz. Her eleştirmenin nesnel davranabileceğini düşünmüyorum. Ön yargıyla yazılmış bir eleştiri o eserin okunmamasına neden olabilir. Bir eserin ancak sayfalara karıştırıldığı zaman özelliği ortaya çıkar. Öyleyse okurun eseri okuması, eserle ilgili eleştiri metnini okumasından önemlidir. Baktığımız zaman arkadaşlar doğru cevabımız Denizli seçeneği. Bir konu hakkında düşüncelerini ortaya çıkarmış. Bundan dolayı doğru cevap Denizli seçeneği olacak. Diğer sorumuza devam edelim. Tabloya göre yargılarından hangileri söylenebilir? Yağlar hücrede yapı ve enerji maddesi olarak kullanılır fakat fazla alındığında kolayca yağ dokusunun içinde depolanır ve kilo artışına sebep olur. Bunun için her bireyin vücut yağ oranı yaşa cinsiyete göre değişir. Aşağıdaki yetişkinlerde cinsiyete ve yaşa göre ideal vücut yağ oranı tablosu verilmiştir. Bakın arkadaşlar, hem kadınlarda hem de erkeklerde normal düzeyde yağ oranı aynıdır demiş. Arkadaşlar kadınlardaki normal yağ oranına baktığımız zaman şurası gösteriyor bize. Erkeklerde de şu şekilde gösteriyor. Aynı değil. Bu yanlış arkadaşlar. Adana ve Denizli seçeneklerimiz elendi. Kadınlarda yüksek seviyedeki yağ oranı tüm yaş grubu erkeklerden daha fazladır derken arkadaşlar. Baktığımız zaman evet arkadaşlar yaş oranlarına bakıp da ya kadınların yağ oranı erkeklerin yağ oranından daha fazladır. Bu doğru. Bu söylenebilir. Cevabımız zaten çıktı arkadaşlar. Doğru cevap Bursa seçeneğidir. Diğer sorumuza devam edelim.
Bu metin iki paragrafa ayrılmak istendiğinde ikinci paragraf kaç numaralı cümleyle başlar? Çocuğun ilk ve en önemli sosyal çevresi ailesidir. Ailece yapılan nitelikli etkinliklerin çocukların sosyal ve duygusal gelişimleri açısından çok büyük bir önem taşıdığı bilinmektedir. Bu nitelikli etkinlikler arasında yer alan oyunlar çocuklar için eğlenceden çok daha fazlası. Oyunlar her yaştan bireyin psikolojik iyi oluşu için gereklidir. Aile bağları ve aile içi iletişimi güçlendirir. Birlikte oyun oynayan aile bireyleri birbirine karşı daha destekleyici ve anlayışlı olur. Üstelik aile içinde ortaya çıkan bir takım sorunlar oyunların gücüyle de aşılabilir. Baktığımız zaman arkadaşlar şuraya kadar arkadaşlar ailenin önemi ve aile içerisindeki rolünden bahsedilmiş arkadaşlar. Ama 3'ten sonra arkadaşlar oyunlarla ilgili oyunların insanlar için ne kadar önemli olduğunun bilgisini veriyor. Bundan ötürü doğru cevabımız Bursa seçeneğidir. Diğer sorumuza devam edelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin ögeleri nesne, yüklem, yer tanımlayıcısı şeklinde sıralanmıştır? A. Yıllar önce gurbete göç etmiş ailelerin öykülerini anlatacağım yeni kitabımda. Anlatacağım yüklem. Neyi anlatacağım diye sordum. Yıllar önce gurbete göç etmiş ailelerin öykülerini arkadaşa derken nesne. Nerede anlatacağım? Yeni kitabımda arkadaşlar. Burası da yer tamlayıcısı. Doğru cevabımızı bulduk. Doğru cevabımız Adana seçeneği olarak karşımıza çıkıyor. Diğer sorumuza devam edelim arkadaşlar. Numaralı cümleler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştı demiş. Bakalım birinci cümle amaç sonuç cümlesi vardır. İkincide sebep sonuç cümlesi vardır. Üçüncü cümlede karşılaştırma anlamı vardır. Dördüncü cümlede ise koşul sonuç anlamı vardır demiş. Kütüphanesiz okul kalmayacak projesi mevcut kütüphaneleri zenginleştirmek ve yeni kütüphaneler yapmak için yola çıktı derken arkadaşlar buradaki amaç sonuç cümlesi olarak karşımıza çıkıyor. Doğru. Ağrı, Kırşehir, Nevşehir, Rize ve Siirt'teki kütüphanelerin kurulumu tamamlandı. Buraya baktığımız zaman arkadaşlar burası nesnel bir cümle. Sebep sonuç cümlesi değil. Doğru cevabımız Bursa seçeneği olarak karşımıza çıkıyor. Bir ayda en fazla kütüphaneye yapılan il 224 kütüphane ile Ağrı olduğu. Arkadaşlar buradaki karşılaştırma cümlesi en fazla derken karşılaştırma cümlesi. Diğerine de baksana yıl sonuna kadar proje hedefleri gerçekleştirirse 2022 itibariyle kütüphanesiz okul kalmayacak. Koşul sonuç cümlesi şart 2 şurada arkadaşlar. Doğru cevap Bursa seçeneği oluyor. Diğer sorumuza devam edelim. Bu cümlenin yazımları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Bugün biraz işimiz var. Sizinle yarın görüşsek olmaz mı? Buradaki yazım yanlışı yok arkadaşlar. Yazımı doğrudur. Denizli ve Adana seçenekleri elenmiş oldu. Ahırdan birkaç inek çıktı ve çeşmeye doğru ilerledi. Birkaç kelimesi arkadaşlar bitişik yazılması gerekiyordu. Yani buradaki yazım yanlışı var arkadaşlar. Doğru cevabımız da Ceyhan seçeneği oluyor. 10. sorumuza devam edelim çocuklar. Bu cümle için aşağıda verilen açıklamalardan hangisi yanlıştı demiş. Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte dışarıda soğuk bir rüzgar esiyor. Camlarda kar kristalleri görülebiliyordu. Dışarı sözcüğü zıt anlamlısı içeri sözcüğüdür. Doğru arkadaşlar. Soğuk sözcüğünün zıt anlamlısı sıcak sözcüğüdür. Bu da doğru. Rüzgar sözcüğünün eş anlamlısı yer sözcüğüdür. Doğru arkadaşlar. Esmek sözcüğünün eş seslisi olan bir sözcüktür. Yanlış arkadaşlar. Eş sesli bir kelime değildir. Ahtapotlarla ilgili harika gerçekler. Dünyadaki en zeki omurgasızlardır. Merdiven çıkabilir, kapakları açabilir. İnsanı birbirinden ayırt edebilirler. Sıradan bir ahtapotun 8 kolu vardır. Her kolda 240 vantuz olmak üzere toplamda 1920 vantuz bulunur. Ahtapotların 3 kalbi vardır. Renk körü olarak bilinirler. Yuvalarını parlak objeler ile düzenlemeyi severler. Avlarını öldürmek ve felç etmek için bir nörotoksin taşırlar. Çoğu ahtapotun nörotoksini insanlar için zararlı olacak seviyede değildi. Fakat mavi halkalı ahtapotun nörotoksini siyanürden 10.000 kat daha güçlüdür.
Eğer bir kolu kaybederse bir deniz yıldızı gibi kol kendini yeniler, buna vantuz da dahildir. Ortama uyum sağlamak için deri renklerini ve dokularını 0-3 saniye içerisinde değiştirebilirler. Kanları demir yerine kurşun yönünden zengin olduğu için mavi renklidir. Aşağıdaki metinlerden hangisi görseldeki bilgilerle örtüşmez? A. Ahtapota sıklıkla akvaryumlardan kaçarak başka akvaryumlara besin aramak için girebilmektedir. Hatta balıkçı tekneye çıkıp depo kapaklarını açıp burada bulunan yengeçleri yedikleri de görülmüştür. Arkadaşlar şununla ilgili, yani pardon, şöyle bir kalem alayım. Şurası ile ilgili arkadaşlar, Adana seçeneği. Devam edelim. Ahtapota bulut geçişi olarak bilinen ve gövdelerini koyu renklerin dalgalar halinde ilerlemesinden ibaret rahatsız edici desenler oluşturabilirler. Deride bulunan kasla mantonun dış yapısını değiştirerek daha iyi bir kamuflaj sağlamaya yardımcı olurlar. Şurası ile ilgili arkadaşlar, renk değişimi ile ilgili. Geldim buraya. Ahtapotun kolları bazı sinirleri alıp beyne ulaştırmadan değerlendirip tepki verebiliyor. Beyinden bağımsız karar verebiliyor. Beyinden ayrıldıktan saatler sonra bile etki tepki verebiliyor. Yani aslında ahtapotlar bir şekilde kolları ile düşünüp hissedebiliyorlar. Arkadaşlar bununla ilgili bir bilgi yoktu. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Ahtapota çok meraklı canlılardır. Denizde buldukları nesneleri ve renkleri parlak deniz kabuklarını inceledikten sonra yuvalarında süs eşyası olarak kullanabilmektedir. Bu zaten vardı arkadaşlar. Doğru cevabımız C seçeneği olmuş oldu. Grafikten hareketle yorumlardan hangileri yapılamaz? Aşağıda yer üstü sularını muhtemel kirlenme nedenleri yüzde olarak oransal dağılım grafiği verilmiştir diyor. Arkadaşlar bakalım. Evsel atık sular ve zirai faaliyetlerin 2017'de aynı oranda yer üstü sularının kilitli görülmektedir. Baktığımızda evseller arkadaşlar evsel atık suları yeşil ve zirai faaliyetler arkadaşlar 2017 yılında doğru. Ben buna ulaşabiliyorum arkadaşlar. O zaman Denizli ve Adana seçenekleri elenmiş oldu. %10'un üzerine çıkamayan denizcilik faaliyetleri yer üstü sularını en az kileten unsur olmuştur arkadaşlar. %10'un üstüne hiç çıkamamış arkadaşlar deniz faaliyetleri şurada. Bu da doğru. 2'nin de olduğu kısımları siliyorum. Doğru cevabım C seçeneği oldu arkadaşlar. Diğer sorumuza devam edelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıra sözcüğü bir şeye ayrılan, uygun görünen ve rastlanan zaman anlamında kullanılmıştır? A. Sırayı bozmadan ilerlememizi söylüyordu öğretmenimiz. Topluluk anlamında arkadaşlar kullanılmış burayı. Kitaplarında alfabetik sıraya göre dizilmiş arkadaşlar. Belirli bir şeye göre çizilmiş arkadaşlar burası da. Yani belirli bir düzene göre yapılmıştır. Derin bir uykuya daldığım sırada otobüs sarsılarak durdu derken arkadaşlar. Bununla ilgili doğru cevabımız C seçeneği olmuş oldu. Diğer sorumuza devam edelim çocuklar. Metinden hareketle aşağıdaki adam hangisi söylenebilir? Sütten bahsedildiği zaman akla ilk gelen inek sütüdür. Ancak koyun, keçi, manda, deve, eşek, kısrak gibi hayvanların da sütü kullanılmaktadır. Süt türlerinin su, protein ve yağ oranları gibi değerleri farklıdır. Bu değerlerin farklılık göstermesinden dolayı kullanım alanlarında da farklılık oluşur. Keçi sütü, inek sütü sütüne oranla daha beyazdır ve yağ tanecikleri küçük olmasından dolayı daha geç kaymak bağlar. Daha çok peynir yapımında kullanılır. Koyun sütü ise yağ ve protein bakımından oldukça zengindir. Bu özelliğinden dolayı daha çok peynir, yoğurt ve tereyağı üretiminde tercih edilir. İnek sütü, yoğurt, peynir, tereyağı, ayran, dondurma yapımında kullanılır. Ayrıca içme sütü olarak da tercih edilir. A. Süt türlerinin farklı olması kullanımında da farklılık meydana getirmektedir derken arkadaşlar, metin zaten bundan bahsettiği için doğru cevabımız arkadaşlar Adana seçeneği olarak karşımıza çıkıyor. Yani sütün farklı olması arkadaşlar ve kullanım alanlarında farklılaştırdığını göstermektedir metin
Metin bize bunu açıklamaktaydı. 15. soru. Metinde A ve B olarak gösterilen yerlere getirilebilecek ifadeler hangi seçenekte doğru verilmiştir? Bakalım arkadaşlar. Yara izleri vücudumuzda oluşan yaraların iyileşme sürecinin doğal bir parçasıdır. Yaraların iyileşme sürecinin ilk aşamasında kanın fıstıvaşmasıyla kanama durur. Kan fıstısının yüzeyi hava ile temas ettiğinde sertleşir ve yara kabuğu oluşur. Hasar gören dokuların onarılması için kolajen proteini üretilir. Rengin zamanla soluklaşır ve şişkinlik ortadan kalkar. Ancak iyileşen yara diğer derinin diğer bölümleriyle karşılaştırıldığında genellikle farklı görülür. Örneğin yara izleri mor ötesi dalgalar boyundaki güneş ışınlarına karşı hassastır. Güneş ışınlarına karşı hassastır diyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunların yerine gelebilecek olan kısımları yerleştirmemiz gerekiyor. Şuraya bakalım. Protein mi üretilir diyor. Rengi zamanla soluklaşır ve şişkinlik ortadan kalkar. Ancak iyileşen yara derinin diğer bölümleriyle karşılaştığında genellikle farklı görünür. Şimdi Adana seçeneğine baktığımızda bu protein sayesinde iyileşen bölge başlangıçta şişkindir ve kırmızıdır diyor arkadaşlar. Şimdi şişkinlikten bahsediyor zaten burası. Demek ki bu kısım arkadaşlar şurası buraya denk gelecek. Daha sonra diyor ki özellikle derinin yaraları izleri daha belirgin olup duyarlılığı daha fazladır. Güneş ışınlarına karşı hassastır dediğine göre arkadaşlar doğru cevabımız Bursa yani Adana seçeneği olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Diğer sorumuza devam edelim. Aşağıda bir zeka oyunu ile ilgili yönerge verilmişti. 6 tane üçgeni yandaki 9 kareye öyle yerleştirin ki hiçbir sütunda, satırda ve çapraz olarak 3 üçgen birbirine ardınca gelmesin diyor. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde üçgenler istenenlere uygun yerleştirilmiştir? Bakalım arkadaşlar. Şimdi alt alta gelmesi gerekiyordu arkadaşlar. Şurada alt alta geldiği için Adana seçeneği elenmiş oldu. Şurada da yan yana geldiği için arkadaşlar Bursa seçeneği elenmiş oldu. Daha sonra şuraya da baktığımız zaman arkadaşlar şöyle üçgen çapraz bir şekilde gelmiş oldu. Buraya da baktığımızda arkadaşlar şöyle doğru cevabımız Denizli seçeneği. Çünkü ne çapraz ne de arkadaşlar sütunda yan yana gelmiyorlar. Doğru cevap Denizli seçeneği olarak karşımıza çıkıyor. Diğer sorumuza devam edelim. Aşağıdaki nümerenin hangisinin ilgili olduğu konu yay araç içinde yanlış gösterilmiştir. Bakalım arkadaşlar, bir davada karşı tarafı dinlemeden verilen karar adaletsizliktir. Adil olmakla ilgili doğru arkadaşlar. Beklemesini bilen insan zamanla her şeyi elde edebilir. Sabırlı olmak doğru arkadaşlar. Hayattaki en zor durumlarda eller çoğalırsa işler de hafifler. Birlik olmakla arkadaşlar. Doğru cevabımız Adana seçeneği olacak. Her şeyin fiyatını bilen insanlar hiçbir şeyin değerini bilmezler. Kibirli olmakla ilgisi yok arkadaşlar. Doğru cevap Adana seçeneğidir. Diğer sorumuza devam edelim. Bu metinde hangi noktalama işareti yanlış kullanılmıştır diyor. Öğleden sonra at arabasını güneş sırtımızı ısıtırken dağlara doğru akıp gidiyorduk. Toprak bir yoldan ilerliyorduk. At pek hevesli görünmüyorsa da arabayı zevkle çekiyordu. Hiç huysuzlanmıyordu. İki yanımızda buğday tarlası. Buğday tarlasının içi renkli mi renkli? Tarlanın kıyısında kendi evrenlerinde papatyalar açmıştı. Buraya baktığımız zaman arkadaşlar doğru cevabımız Denizli seçeneği olacak. Çünkü burası arkadaşlar pekiştirme niyetinde kullanıldığı için renkli mi renkli derken pekiştiriyor arkadaşlar. Soru işareti gelmesine gerek yoktu. Doğru cevap deniz olacak. Ama diğerlerine de bakalım. Şurada arkadaşlar sıralı cümlelerin sıralandığı için virgül gelecek. 3 nokta arkadaşlar doğru kullanılmıştı. Cümle tamamlanmadığı için 3 nokta. Nokta da zaten arkadaşlar tamamlanmış cümlelerin sonuna nokta kullanılıyordu. Bu da doğru. Diğer sorumuza devam edelim. Metinden hareketle aşağıdakilerden hangisi yapay zeka örneklememektedir? Yapay zeka bir makinenin verilerini özel olarak tasarlanmış algoritmaları aracılığıyla anlayabilen ve analiz edebilen, öğrenebilen insan zihninin bir planı olarak hareket ettiği
hareket ettiği olgusunu ifade eder. Yapay zeka makineleri insan davranışlarının kalıplarını hatırlayabilir ve tercihlerine göre uyum sağlayabilir. Yapay zeka denilince akıllara ilk olarak insan benzeri robotlar gelse de aslında insanların yerini almak üzere tasarlanmamıştır. Aksine insanlara çeşitli alanda katkı sağlamak ve insanın yeteneklerini büyük ölçüde geliştirmek üzere tasarlanmıştır. Hangisi örneklenmemektedir diye soruyor. En sevdiğiniz filmleri izlemek, şarkı dinlemek ve çevrimiçi alışveriş yapmak istediğinizde size önerilen ögelerin ilgili alanlarınızla mükemmel bir şekilde uyumlu olduğunu fark ettiniz mi? Bu öneri sistemleri davranışlarınızın ve ilgi alanlarınızı çevrimiçi etkinliklerinizden öğrenir ve size benzer içerikler sunar. Yapay zeka ile ilgili olan bir durum arkadaşlar. B'ye baktığımızda elimizi dolu olduğunda genellikle bizim adımıza görevli yerine getirmek için dijital asistanlara başvururuz. Araç kullanırken telefonunuzdaki asistanı ablanızı aramasını isteyebilirsiniz. Asistan telefondaki kişileri erişerek ablam kelimesini tanımlayacak ve o numarayı arayacaktır. Arkadaşlar bu da yapay zeka ile ilgili olan bir durum. Geldim buraya. Sosyal medyanın ortaya çıkışı dünyaya aşırı konuşma özgürlüğü ile yeni bir anlatı sağlamıştır. Ancak bu siber suçlar, siber zorbalık ve nefret söylemi gibi bazı toplumsal kötülükler getirdi. Geliştirilen bazı algoritmalar nefret söylemi içeren yayınları insanlardan çok daha hızlı bir şekilde tespit edebilir ve hızla kaldırabilir. Arkadaşlar bu da yapay zeka ile ilgili. Traktör, tarım makineleri ve ekipmanlarını çekmek ve bu makinelerin çalışması için gereken hareket enerjisini sağlamak için kullanılan motorlu bir tarım aracıdır. Arkasına takılan bir pulluk ile tarla sürme işlerinde kullanılabilir. Çeşitli tarım ekipmanları ile birlikte çapalama, biçme, tohum ekme, ilaçlama, harman işlerinde de yararlanabilirsiniz. Arkadaşlar buradaki traktör, buradaki insan gücüne dayalı olan bir olgu olduğu için, yani bir olgu olduğu için yapay zeka ile ilgisi yoktur arkadaşlar. Doğru cevap Denizli seçeneği olarak karşımıza çıkıyor. Son sorumuz arkadaşlar. Bu metnin türü için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Sabit ve yeterli derecede güçlü bir kötü karakter olmadığı için film izleyicisini ve sevimli tüy yumağı için yeteri kadar endişelendirmiyor ve yaşanan maceranın heyecanını bir türlü zirveye çıkaramıyor. Dolayısıyla film her anlamda duygusal potansiyeli ulaşamayarak izleyicisi için kalıcı hale gelemiyor. Film müziği ve dijital efektlerinin sihrine inanmak için çok doğru bir yolda. Ancak heyecan seviyesini yükseltmek için tahmin edilmesi zor maceralara, eğlenceli diyaloglara ve daha güçlü karaktere ihtiyaç duyuyor. Özellikle küçük yaştaki izleyici kitlesini iyi zaman geçirecek nitelikte olsa da etkisinin güçlü istenilen seviyelere ulaşamıyor. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar burası bir eleştiri metni olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü metin genellikle burada eleştiri yapıyor. Şıklarımıza baktığımızda arkadaşlar eleştiri bulmamız gerekiyor. Herhangi bir konuda bilgi vermek, bir konu veya fikri açıklık getirmek amacıyla yazıldığı için makale. Bu makale değil arkadaşlar. Genellikle makale nesnel bilgiler vermeye yarıyordu. Bir kimseyi bir eseri geniş okuyucu kitlelerine tanıtmak amacıyla yazıldığı için röportajdır. Röportajda karşılıklı konuşmalar şeklinde yapılıyordu arkadaşlar. Bu da değil. Bir sanat eseri her yönüyle değerlendirmek anlaşılmasını sağlamak amacıyla yazıldığı için eleştiridir. Zaten eleştiri olduğunu söylemiştik. Doğru cevabımız da Ceyhan seçeneği olarak karşımıza çıkıyor. Soru çözümünün sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki çözümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.